Denizlerin mücadelesini sahiplenmek, onların miras bıraktığı ışıkla yolumuzu aydınlatmak sadece Filistin için kederlenmekten ibaret değildir. Kürtçe, Arapça, Türkçe demeden, konuştuğu dile bakmadan, halkların ezilmesine, zulüm görmesine karşı ses çıkarmak gerekir. Filistin dolayısıyla İsrail'e tepki gösterirken, Türkiye'nin de döktüğü kanlara, sınır ötesi operasyonlarına dur diyelim. İşçilerin İliç'te, Soma'da olduğu gibi toprak altında kalmasına, milyonlarca işçi emekçinin emperyalist tekellere köle yapılmasına karşı çıkalım. Tek adam yönetiminin baskı ve saldırılarla devreye soktuğu yoksulluk, sefalet ve iş cinayetleri üzerine kurulu sermaye planına itiraz edelim. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği! Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği! Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği! Bunlar bugün denizlerden devraldığımız anti-emperyalist mücadele için bir zorunluluktur. Zira onların izinden yürümek tutarlı bir mücadeleyi gerektirir. Gerektirir çünkü onlar bizim için tarihsel birer figürden, geçmişe bakıp yad edeceğimiz sıradan birer kahramandan çok daha fazlası. Onların yaşamları, devrimci dirayetleri, tavırları, bilinçleri bugün bizim yolumuzu aydınlatan, geleceğimize yön veren bir özelliğe sahip. Bugün Filistin'e destek olurken, yabancı maden şirketlerine karşı mücadele ederken, kampüslerde, fabrikalarda, mahallelerde demokratik haklarımız için mücadele ederken onların hayatları bize rehber oluyor. Bilinçlerini, azimlerini, dirayetlerini sahipleniyor ve geçmişin hatalarından ders çıkararak kendi geleceğimizi inşa ediyoruz. Denizler tarihin sayfalarında bir anı değil, geleceğimizi aydınlatan birer ışık oldular. Bugün dünya gençliği Filistin halkının kurtuluşu için seferber oldu. Biz Türkiye'de bu seferberliğin bir parçasıyız. Çünkü dünya gençliğinin kaderini emperyalist silah tekelleri değil, NATO, IMF, Dünya Bankası gibi kapitalist emperyalistlerin örgütlü güçleri değil, dünyanın işçi emekçilerinin örgütlü gücü belirlerse ancak kurtulabiliriz. Kurtuluşumuz işçi emekçilerin saflarında, onların iktidar mücadelesindedir diyoruz. Dünya gençliği olarak özlemini duyduğumuz barışın koşulunu her ülkenin kendi emperyalistlerine ve işbirlikçi hükümetlerine yönelecek mücadelede görüyoruz. Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. piyano unutmayın. Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. piyano unutmayın. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de devrim, o onun en güzel 100 metresini koştu. En sekmez güverin namlusundan fırlayarak en hızlısıydı hepimizin. En önce o göğüslediği gibi acıyorsam sana anam avradım olsun. Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Yaşasın devrim ve sosyalizm! Yaşasın! Mayıslarda esasında bu ülkenin neredeyse her gün anacağı bir dramı var. Bu ülkenin dramı bitmiyor. 6 Mayıslarda ben de hepiniz gibi sabah kalkarım ve yani ne kadar acılı bir güne uyandık diye düşünürüm. Ama şimdi bizim önümüzden yürüyen gençleri görünce o kadar mutlu oldum ki ya. Sizler bizim geleceğimizsiniz gerçekten. Sizler oldukça ne Deniz unutulacak, ne Hüseyin, ne Yusuf, ne Erdal Eren, ne Mahir unutulacak.
ne de İbrahim. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aranızda olduğum için son derece mutluyum. Bir yanıyla da hüzünlüyüm. Denizlerin dediği gibi idam sefasına gittiklerinde yaşasın halkların kardeşliği diyorum. Yaşasın halkların kardeşliği.